Komşudan, bozacıdan böyle idare ediyoruz işte iftar sonrası. Tabii vefa bozasıyla böyle nam salmış bir semtimiz. Geçenlerde sistemini duyunca gelip iftar sonrası misafir olalım istedik. İstanbul çok asil duygularla, mekanlarla, kurumlarla var. Lezzetleri de aynı şekilde. Boza da İstanbul'un bir lezzeti. Bu anlamda eskiden sessiz sokaklarımızda çınlanırdı. Şimdi o kalmadı pek fazla ama böyle bazı boza mekanları var artık. Fakat özü de burası. Biz leblebi unuttuk ama komşudan geldi leblebi. Leblebisiz boza olmaz, haklı. Sen bitirince çekmeyi, ben yemeye devam edeceğim. Evet, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Tamam. Evet, bütün çocukların güzel sevgisiyle hanımefendilerin ve beyefendilerin, burada bulunan annelerin, babaların, hatta anneanne, babaanne, dede, herkesin çocuklarına dair iyi düşünceleriyle ve onların bahtların açık olmasıyla, gururlanmalarıyla, bütün bu duyguların sıcaklığıyla burada bulunmak ve atmış olduğumuz bu kreş adımının, inanın bizim ama esas bütün İstanbul'un vicdanını nasıl mutlu ettiğini tarif edemem. Bu kreşlerimizin çok güzel evlatları, çok saygıdeğer anneleri, babaları, çok saygıdeğer bağışçıları, gönüllüleri, çalışanları, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ramazan ayının huzuru, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Sizlerle ortak bir sofrada buluşmak gerçekten benim için çok mutluluk verici. Her gün başka bir sofrada vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Her gün Ramazan ayının ruhuna yakışan bir biçimde hoşgörüyü, tevazuyu, iyiliği özümsüyoruz. Bu sofraların, bu buluşmaların her biri benim için dünyanın en büyük manevi serveti değerinde. Fakat burada bugün sizlerle olmanın, sizlerle aynı iftar sofrasını paylaşmanın bambaşka bir önemi var. 5 yıl önce bu yola çıkarken bu şehrin çocuklarının ve kadınlarının hayatlarını kolaylaştırmak için çok çalışacağıma bütün insanlarımızın huzurunda söz vermiştim. Bu yola çıkarken bu şehrin çocukları neresinde oturuyorsa otursun eşit olacak demiştim. Siz değerli anne babalara baktığımda, bu güzel çocukların gözlerine baktığımda verdiğim sözleri tutmanın derin huzurunu yaşıyorum. Ne mutlu bana, ne mutlu 100 tane kreş açan İstanbul halkına. Göreve geldiğimizde ilk etapta ekonomik olarak İstanbul'un en çok ihtiyaç duyulan bölgelerinde kreşlerimizi hizmete sunduk. Şimdi faaliyet gösteren 100 kreş sayımız oldu. Belediyemiz tarihinde bir ilki gerçekleştirdik. Artık Arnavutköy'den Bağcılar'a, Başakşehir'den Bayrampaşa'ya, Çatalca'dan Gazi Osman Paşa'ya İstanbul'un çocuklarının, evlatlarının kreşleri var. Bu kreşlerde çocuklarımız bilimsel eğitimle yeteneklerini ve kendilerini keşfederek
mutlulukla, huzurla büyüyorlar. Yapacağımız 50 yeni yuvamız kreş, ki bu yeni yuvamız kreşlerimiz şu anda çoğu inşaat halinde zaten. Ve 50 yeni yuvamız İstanbul Kısa Mola Merkezi ile toplam sayımız tam 200'ü bulacak. 200 kreşimizde İstanbullu çocuklarımızı eşitlemek için her yıl 20 binin üzerinde çocuğumuzu yetiştirmek ve geleceğe hazırlamak için dünyanın hiçbir çocuğuyla arasında hiçbir fark kalmayacak şekilde çok çalışacağız ve çocuklarımızın geleceğini teminat altına alacağız. Kreşlerimiz yalnız çocuklarımıza bir yatırım değil. Çocuğunu kreşe verip çalışmak isteyen annelerin de hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Özel gereksinimli çocuk sahibi olan 50 bin anneye 5 bin lira nakit destek vererek hem annelerin sosyalleşmelerine hem de çocuklarının daha iyi bir eğitim almasına yeni dönemde katkı sunacağız. Çünkü kadınların hayata dahil olması, kendi istek ve düşünceleri doğrultusunda yaşamlarını şekillendirmeleri, kendilerini gerçekleştirebilmeleri, arzularını, hayallerini gerçekleştirebilmeleri bizim için çok önemli. Aynı bakış açısıyla 0-4 yaş arası çocuklu annelere ücretsiz ulaşım desteği veriyoruz. İstanbul genelinde 650 bin annemiz bu hizmetten faydalanıyor. Bizim için çok büyük bir gururdur bu. Çok büyük bir vicdan ve çok büyük bir İstanbul adına huzurdur bu. Kadınların ve erkeklerin her zaman sırtlandığı yüklerin bir kısmını üstlenmek bizim için paha biçilemez bir değerde. Güzel çocuklarımızın sağlıkla, güvenle vakit geçirebilecekleri iki büyük çocuk oyun dünyası kuracağız. 2 milyon beslenme destek paketi okula yeni başlayacak 30 bin kız çocuğumuza eğitim desteği vereceğiz ve daha fazlasını yapacağız. Geçtiğimiz 5 yılda çocuklarımızı, annelerimizi nasıl unutmadıysak önümüzdeki senelerde de asla unutmayacağız. Unutmayacağız çünkü bu ülkenin güzel insanlarına borcumuz var. İnsanca, adilce, eşitçe, mutlulukla bu güzel şehirde yaşamak her vatandaşımızın hakkı. Bu anlamda biz görevimizi yerine getiriyoruz. Biz bu şehrin güzel evlatları, çocukları, anneleri, gençleri mutlu olduğunda o zaman görevini iyi yapmış bir belediye başkanı oluruz. Bu anlamda kararlı bir şekilde yol yürüyeceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu duygularla hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, yavrularımızın gözlerinden öpüyor, şimdiden mübarek Ramazan bayramınızı kutluyor, tutulan oruçlarımız kabul olsun. Hepinize teşekkür ederim. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.